Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız buna şükür biz de iyiyiz. Canlar, bugün sizinle priyan pilavı yapacağım. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Evet canlarım, şimdi şöyle 1 kilo tavuğum var. Şöyle ben derisini ayıkladım. Şöyle soydum. 1 kilo. Şimdi bunu düdük tencereme atacağım şöyle. Sıcak su ekleyeceğim. Üstünü kapatacak şekilde. Su ekledim canlarım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Ocağa katacağım. Kaynattıktan sonra yarım saat daha kaynatacağım. Şöyle. Evet canlarım, ocağa kattım. Şöyle şurada bir tane pim var. Kaynattıktan sonra pimini indireceğim. Buharla pişmesi için. Buharın dışarıya çıkmaması için. Evet şöyle. Buharı çıkmaya başladı. Şimdi bunu indireceğim canlarım şöyle. Şu kilidi indireceğim şimdi şöyle. Altında sonunu kısıyorum. Yarım saat pişireceğim şimdi. Tavuğum pişerken şöyle ben de su bardağı pirinç yıkayacağım Şöyle canlarım, pirincimizi yıkadıktan sonra bir tane tabağı boşaltalım. Üstüne kapatacak şekilde kaynar su ekleyelim. Şöyle. Pirinç pilavı pişerken bu da 20 dakika ıslanacak canlarım şöyle. 20 dakika bekleteceğim sıcak suda bunu. Ondan sonra kavurma işlemine geçeceğim. Canlarım şimdi 20 dakika geçti. Şöyle pirinç pilavımı yapacağım. Süzülmesi için şöyle 5 dakika bekleyeceğim. Şöyle 200 gram tereyağı ocağımıza koyduktan sonra kuş üzümüyle susam ekleyeceğim. Evet şöyle yağım eridi. Şöyle. Şimdi kuş üzümü ekleyeceğim bir kaşık. Şöyle. Yarım kaşık da susam ekleyeceğim. Şimdi kavuracağım ikisini.
Şöyle. Şöyle iki dakika kavrulduktan sonra canlarım şöyle. Pirinci ekleyeceğim. Şöyle pirincini ekleyelim. Şimdi böyle 5 dakika kavuralım. Hepsini beraber. Şöyle tam dolmamış tuz ekleyelim, bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı çok oldu canlarım. Çünkü ben bir yemek kaşığını özellikle kattım. Tavuğa katmamıştım tuzu. Şimdi bunları fırına verirken hepsini birleştireceğim için bir kaşık yetecek. Böyle pilavlarım kavruldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Yanan düdüklü tencereyi de kapatıyorum. O da pişti şimdi. Onu kapatıp soğumasını bekleyeceğim 10 dakika düdüklünün. Buharının gitmesi için. Kapağı açmak için. Ocağın altını kapattıktan sonra canlarım şöyle pirincin içine bir şunları katacağım. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı toz biber. Şöyle ekleyeceğim. Bunların hepsini karıştıracağım şimdi. Evet canlarım, şöyle tavuklarımı çıkardım. Şimdi hazırlamaya geçiyorum. Şöyle borcamımı, bir tane borcamı kullanacağım canlarım ben. Önce pilavı döküyorum şöyle. Pilavı düzledikten sonra şöyle tavukları dizeceğim. Evet canlarım, şimdi tavuk suyu 2 su bardağı tavuk suyu ekleyeceğim. Kaynattığım tavuk suyundan şöyle. Evet canlarım, şimdi bunu 180 derecede 20 dakika pişireceğim. 20 dakika sonra görüşürüz. Evet canlarım, şöyle yemeğim pişmek üzere. Kızardı. Şöyle 2 dakika sonra kapatacağım. Evet canlarım, yemeğim pişti şöyle. 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 Tavuk kendiliğinden ayrılıyor şöyle. Evet canlarım, bugünlük de bu kadar da. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanların şimdiden eline sağlık, afiyet olsun. Evet canlarım, bugünlük de bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.